Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte iklim tiplerinden bahsedeceğiz. Bu bizim için oldukça önemli bir konu. Hem yazılı anlamında oldukça önemli bir konu hem de TYT anlamında oldukça önemli bir konu. TYT'de bu konuyla ilgili %99,9 her sene bir soru geliyor arkadaşlar. O yüzden bu dersi pür dikkat dinlemenizi istiyorum. Peki biz Bugün sizlerle birlikte nelerden bahsedeceğiz derseniz. İklim tiplerinin özellikleri ve dağılışı diyeceğiz. Dünyada gördüğümüz iklim tipleri nerede görülüyor? Bu iklim tiplerinin sıcaklık, yağış özellikleri nelerdir? Bunlardan bahsedeceğiz. Ve aynı zamanda bu iklim tiplerinin dünyada nerelerde dağılışa sahip olduğuyla ilgili de Önemli şöyle tık tık bilgiler vereceğiz diyelim. Peki dersimiz bittiğinde biz bu iklim tiplerinin genel özelliklerini öğrenmiş olacağız. Yazılı için dört dörtlük hazırlanma anlamında ne yapıyorsun? Hemen sıfırdan dokuza kitabını açıyorsun. 90-96'yı Dinamo Coğrafya Soru Bankası kitabını açıyorsun. 75-77. sayfaları güzel bir şekilde çözüyorsun. Hadi bakalım iklim tipleri dediğimizde nelerden bahsediyoruz. Sevgili arkadaşlar yüzlerce kilometre karelik alanları etkileyen biz bu büyük iklim gruplarına makro diyeceğiz. Yani makro klima iklim grubu diyoruz ve bu büyük iklim grupları içerisinde mesela nasıl dersek bizim ülkemizi düşünürseniz bizim ülkemizde özellikle Akdeniz bölgesi ya da Ege bölgesini düşündüğümüzde yani tam şu aralığı düşündüğümüzde burada hangi iklim görülüyor? Akdeniz iklimi görülüyor. Ya da Doğu Anadolu bölgesini düşündüğümüzde burada hangi iklim görülüyor? Karasal iklim görülüyor. Şimdi bu karasal iklimin görüldüğü bir yerde yani şurada Iğdır gibi bir alanda zeytinin yetişmesi Burada çok dar bir alanda farklı bir iklim tipinin bana görüldüğünü söyleyecektir. İşte biz bu makro klima iklim bölgeleri içerisinde çok dar bir alanda görülen bu farklı özellik sergileyen alanlara ne diyeceğiz derseniz mikro klima iklim özelliği diyeceğiz. Ve arkadaşlarım iklim hem doğal çevreyi etkileyecek, hem iklim aynı zamanda ekonomik faaliyetleri etkileyecek. Hem de iklim insanları etkileyecektir. Nasıl? İklim doğal çevrede sevgili arkadaşlar bitki örtüsünü etkiler, hayvan türlerinin dağılışlarını etkiler, yeryüzü şekillerinin oluşumunu etkiler, kayaçların ayrışmasını, denizlerin tuzluluk oranını, kalıcı karın alt sınırını, akarsuların debilerini ve rejimlerini her şeyi etkileyecektir. Ve aynı zamanda iklim insanlardaki beslenme alışkanlıklarını, barınmayı giyinmeyi, karakteri, fizyolojik özellikleri, yerleşmeyi, her nüfusu bile etkileyecektir. Ve aynı zamanda iklim, ekonomik faaliyetlerde tarımı, hayvancılığı, ormancılığı, sanayi, turizmi, ticareti, ulaşımı, her şeyi etkileyecektir diyebiliriz. Ve biz dünyada görülen iklimleri sıcaklık kuşak anlamında 3 kuşağı ayıracağız. Sıcak kuşak iklimler genel itibariyle dönenceler arasıyla ekvatorda görülecektir. Yani 0-30 derece enlemler arasında görülüyor ve bu iklimlerde yıllık ortalama sıcaklık 20 derecenin üzerinde. Muson iklimi, ekvatoral iklim, çöl iklimi ve savan iklimi sıcak kuşak iklimler içerisinde. Ilıman kuşak iklimler ise 30-60 derece enlemi yani orta enlemlerde görülecektir. Bak 0-30 bizim dediğimiz burası alçak enlemler. 30-60 dediğimiz ise orta enlemler. 60-90 dediğimiz ise yüksek enlemler olarak geçer. Ve orta enlemlerde sert karasal, akdeniz, okyanusal ve ılıman karasal iklim görülecektir diyebiliriz. Soğuk kuşak iklimler ise yüksek enlemlerde tundura ve kutup iklimi olarak karşımıza çıkmakta. Peki neden böyle farklı iklim tipleri ortaya çıkıyor derseniz burada birincisi rüzgarlar etkili. Yer şekilleri, hava kütleleri, okyanus akıntıları, sıcaklık, basınç, nem durumu, kara ve denizlerin dağılımı da etkilidir diyebilirim. E o zaman hadi bakalım birinci iklimimiz olan ekvatoral iklimle başlıyoruz. Evet, ekvatoral iklime geldik. Ekvatoral iklimin önce arkadaşlar bize bir iklimi verdiğinde, iklimin özellikle sol tarafta görmüş olduğunuz yeşille olan kısmının yağış olduğunu, kırmızı çizgiyle olan kısmının da sıcaklık olduğunu, yeşili ben sol tarafla ilişkilendireceğimi, kırmızıyı da sağ tarafla ilişkilendireceğim bilmem lazım. Yani burada verilen bir iklime böyle olduğu gibi bakarken her şeyini anlamanız gerekiyor. O yüzden buna da dikkat etmenizde fayda var. Şimdi benim burada dikkatimi çeken ne? Kırmızı çizgiye bakıyorum tamam mı öncelikle? Bak bu kırmızı çizgim sıcaklığı gösteriyor ve burada sıcaklığım hep 25 derecenin üzerinde mi? O zaman bu iklim bölgesinde yıllık sıcaklık ortalaması 25 derece civarı hatta 25 derecenin üzerindedir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Ve şunu unutmayalım. Bakın Altta zaten bana sıcaklık değerlerini vermiş. 27 27 28 28 27 27 27 27. Yani burada sıcaklık farkı oldukça azdır. 1-2 derece civarındadır. Ve buranın ortalama yağış miktarı hemen o zamanda ne yapmam gerekiyor? Yeşil kutucukları toplamam gerekiyor. Bak 169, 165, 240, 260, 204 bunların hepsini toplayacağım. Ve burada yıllık yağış miktarı 2000 milimetrenin üzerindedir. Peki her mevsim yağış var mı? Evet var. O zaman buranın yağış rejimi düzenlidir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Zaten dünyada iki tane iklim tipinden bahsedeceğiz. İki iklim tipinin de yağış rejimi düzenlidir. Ve yağışın arttığı dönemlere bakın. Mart, Nisan, Mayıs Eylül, Ekim, Kasım, Ekvator, Mart, Eylül, Mart, Eylül, Ekvator deyince aklıma ne geliyor benim? Ekinoks tarihlerim geliyor. Yani bunlar kimdi? 21 Mart ve 23 Eylül tarihleriydi. O zaman burada genel itibariyle Mart ve Eylül aylarından sonra yağış artmıştır diyebiliriz ve bu yağışın oluşum biçimi nedir dersiniz? Isınan hava kütlesinin böyle yükselmesiyle birlikte meydana gelen yağışlar biz bu yağışlara ne diyoruz? konveksiyonel yağışlar diyoruz. Şunu da unutmayalım. Bu yağışımızın diğer ismi ısınan hava kütlesinin yükselmesiyle birlikte meydana geldiği için yükselim yağışlarıdır diyebiliriz. Peki bu iklim dünyada nerede görülüyor dersek? 0 derece enlemi ile 10 derece enlemleri arasında yer alan Amazon havzası. Hemen şuraya şöyle Amazon havzası diye yazdım. Devamında Kongo havzası ve devamında Malezya, Endonezya ve Gine adalarında görülmektedir diyebiliriz. O zaman şunu unutmayalım. Ekvator hattını çizdiğimizde hattın üzerinde çizili bir alan varsa %99,9 bu ekvatoral iklim olacaktır diyebiliriz. Sıcak bir iklim, nemli bir iklim. Peki böyle bir iklimin bit örtüsü nedir dersek tabii ki de şu sol üst tarafta görmüş olduğunuz tropikal yağmur ormanlarıdır. Peki bu ormanlar Şöyle bir dikkat edin. Biyoçeşitlilik anlamında oldukça zengin olacaktır ve şunu unutmayalım. Dünyanın hiçbir bölgesiyle kıyaslanamayacak zengin bitki ve hayvan çeşitliliğine sahiptir. Biyoçeşitliliğin %75'i bu alandadır diyebiliriz. Ve aynı zamanda burada şimdi bitkiler şöyle çizeceğimiz gibi Geniş yapraklı ağaçlardır ve bu ağaçlar sevgili arkadaşlar yapraklarını hiçbir dönem dökmeyecektir. O yüzden buradaki en önemli ifadelerden bir tanesi de şu. Yıl boyu yeşil kalan yayvan yapraklı ormanlardır. Bir bitkinin yaprağını dökebilmesi için ya bir dönemin kurak olması lazım ya da bir dönemin soğuk olması lazım. Bu iklim bölgesine baktığımda kuraklık var mı? Yok. Her mevsim ne var? Yağış var. E sıcaklık düşük mü? Yo her mevsim 25 derecenin üzerinde sıcaklığımız var. O yüzden de bu bitki yaprağını maprağını dökmeyecektir diyebiliriz. Toprak tipi ise laterit topraklardır. Yıkanmanın fazla olduğu kireç ve tuz birikiminin az olduğu topraklardır ve bu topraklar kırmızı renkli topraklardır. Yani kiremit kırmızısı bir renk alacaktır. Bunun temel sebebi de toprağın bünyesindeki demirin oksitlenmesi ile ilgili bir durumdur diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Geldik bir diğer iklim tipimiz olan savan iklimine. Bakın ekvatoral iklimden ayrılan en önemli farkı ekvatoral iklimde her dönem yağış vardı. Ama savan ikliminde dikkat ederseniz ocak, şubat, mart ayı, kasım, aralık aylarında yağış ya yok ya da yok denecek kadar azdır. O yüzden buranın yağış rejimi kesinlikle ne oldu? düzensiz oldu. O zaman şuraya şöyle yağış rejimi düzensizdir diyorum. Peki bu iklimde ortalama yağış miktarı 1500 milimetre civarındadır. Şuraya üzerindedir sileyim. Şuraya şöyle 1500 milimetre civarıdır diye yazalım. Buraya şöyle 1000 milimetre'nin üzerindedir dersek de herhangi bir sıkıntı olmaz. Buranın sıcaklık ortalaması 20 derece civarında. O zaman şu kırmızıyı alıyorum. 20 derece civarı diyorum. Benim burada yıllık sıcaklık farkım ise 4-5 derece arasında ne yapmakta? Değişiklik göstermektedir diyebiliriz. Peki burada hangi dönemde yağış artıyor? Haziran, Temmuz, Ağustos dediğimiz o bizim için yaz döneminde yağış artmıştır. Burada havanın sıcak olduğunu da düşündüğümde ısınan hava kütlesinin yükselmesiyle birlikte meydana gelen bir yağış var. Ve biz bu yağışa ne diyeceğiz? Konveksiyonel yağışlar diyeceğiz. Peki bu iklim dünyada nerede görülüyor dersek? 10 derece ile 30 derece enleminde ya da 10 derece ile 20 derece enlemleri arasında yer alan Orta Afrika ile Güney Amerika'nın o orta kesimlerinde yani şu alanlarda görülecektir diyebiliriz. Bakın dikkat edin. Şurası Amazon havzası ekvatoral iklim. Şurası da Kongo havzası ekvatoral iklim görülüyor. O zaman bu ekvatoral iklimi ne yaptı? Çevreledi diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Peki buranın bitki örtüsü nedir dersek? Buranın bitki örtüsü uzun boylu ot toplulukları dediğimiz savanlardır. Şimdi bir belgeseli düşündüğünde belgeselde bir aslanın avını avlarken o saklandığı uzun boylu ot toplulukları var ya işte bunlar savanlar ve onların yanında görselde de görmüş olduğunuz palmiye yani bu şemsiye benzeyen ağaçlar var ve biz bu ağaçlara akasya ağaçları diyeceğiz ve savan bölgelerinde bazen Burada görmüş olduğunuz gibi bir akarsuyun etrafı böyle tamamıyla ağaçlarla çevrilidir. Bu alanları biz galeri ormanlar ya da park ormanlar ifadesini kullanmaktayız diyebiliyoruz. Geldik şimdi çöl iklimi. Yani ne var burada? Olumsuzluklar var. Neden olumsuzluklar var? Birincisi yağış miktarımız yok denecek kadar az. Bizim buradaki yıllık yağış miktarımız 200 milimetrenin altındadır. Yağışın 200 milimetrenin altında olması bu coğrafyada nemin çok az olmasına sebep olmuştur. Bu da ister istemez günlük sıcaklık farkının oldukça fazla olmasında etkilidir diyebiliriz. Ve buradaki günlük sıcaklık farkının oldukça fazla olması kayaçların fiziksel ayrışmaya uğramasına sebep olmaktadır diyebiliyoruz. O zaman bak şimdi neler neler yaptık yahu. Bak dedik ki yağış miktarı 200 milimetrenin altında o yüzden nem az. Nem az olduğu için günlük sıcaklık farkı oldukça yüksek. Günlük sıcaklık farkı oldukça yüksek olduğu için fiziksel ayrışma şiddeti de oldukça fazladır diyebiliriz. Peki bu iklim dünyada nerede görülüyor dersek? Özellikle 30 derece enlemindeki dinamik yüksek basınç alanları. Orta ve Batı Avustralya, Namibya, Şili, Afrika'nın kuzeyi, Arap Yarımadası, Hindistan dediğimiz aramda Tar Çölü, bu alanlar sizin özellikle 30 derece enlemi dediğimiz kısımdaki o yüksek basınç kuşakları. Dinamik yüksek basınç kuşakları. Deniz etkisinden uzak kara içleri. Yani burada Orta Asya dediğimiz kısım bir de ABD'nin iç kısımları diyebiliriz. Bunu da unutmayalım. Bir de burada şunu unutmayalım arkadaşlar. Eğer ki bir çöl iklimi okyanusun kenarında görülüyorsa bu iklimin etki alanını orada genişleten soğuk su akıntılarıdır. Bakın dikkat edin. Bu alanda Peru soğuk su akıntısı var. Hemen burada Atacama çölü var. Şu alana geliyorum. Şöyle şurada Kaliforniya soğuk su akıntısı var. Sen bunları bilirsen çöl ikliminin de yayılış alanını bilebilirsin. Hemen şu alana geliyorum. Kanarya soğuk su akıntısı var. Hemen şu alana geldim. Benguela soğuk su akıntısı var. Hemen şu alana geldim. Batı... Avustralya soğuk su akıntısı var. Bak dikkat et. Namib çölü. Victoria Gibson Simpson çölleri. Atakama çölü. O sahranın batı kısmı. Kuzeybatı sahra olarak geçer. O zaman şunu unutmayalım. Soğuk su akıntıları çöl ikliminin görülmesini sağlamaz. Sadece çöl ikliminin görüldüğü alanın genişlemesine sebebiyet verir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Buradaki topraklar tarımsal anlamda verimsiz, kireç ve aynı zamanda tuz birikiminin çok fazla olduğu çöl topraklarıdır. Bitki örtüsü ise kurakçıl ot ve kaktüsler olarak karşımıza çıkmakta. Burada da şunu unutmayalım. Bu kaktüs dediğimiz bitki ya da kurakçıl ot dediğimiz bitkilerin ciddi anlamda gelişmiş bir kök sistemi vardır. Ama biraz önce mesela yağmur ormanları demiştik ya burada geniş yapraklı ağaçlar var. Bunlar ise yatay doğrultuda kök sistemini geliştirirken o çöl iklim bölgesindeki bitkiler dikey doğrultuda bitkilerin kökünü geliştirmiştir. Ve Avrupa kıtası dünyada çöl ikliminin görülmediği kıtadır diyebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Geldik şimdi muson iklimi. Şunu unutma. Muson iklimi hangi iklime benzer derse burada bileceğin iklim savan iklimidir. Hemen şöyle geriye geliyorum. Bak savan iklimine geliyorum. Allah ileri gittik. Geriye şöyle gelelim arkadaşlar. Bakın savan ikliminin yağış grafiğine dikkat edin. Yaz yağışları var mı? Ben bu yağışı şöyle birleştirirsem ters çevirdiğimde hangi harfe benziyor? V harfine benziyor. V harfi varsa savanın V'sidir. Bak geldim şimdi muson iklimine. Muson ikliminde yağışı şöyle köşelerinden birleştiriyorum. Ters çevirdiğimde hangi harf oldu? U. O zaman bu da Muson'un U'sudur diyebiliriz. O zaman ben burada V ya da M harfine bakarak yağış kısmında Savan ya da Muson olduğunu bilebilirim. Aynı zamanda şunu da unutmayalım. Savan ikliminde yağış miktarımız ne kadardı bizim? 1000 ile 2000 milimetre arasında. Ama muson ikliminde bizim ortalama yağışımız 2000 milimetre civarı ve üzerindedir. Bizim savan ikliminde yıllık sıcaklık ortalamamız 20 derece civarıydı. Muson ikliminde ise sıcaklık ortalamamız 15 derece ile 20 derece arasındadır. İkisinde de yağış rejimimiz düzensizdir. Ama savan ikliminde yağışın oluşum biçimi konveksiyonel, yani ısınan hava kütlesinin yükselmesiyle birlikte meydana gelen yağıştı. Muson ikliminde ise yamaç yağışlarını görüyoruz. Yani diğer ismiyle orografik yağışları görebilmekteyiz diyebiliriz. Ve iki iklimde de yaz dönemi nasıl olacaktır? Yağışlı olacaktır. Peki burada neden yamaç ya da orografik yağışları görüyoruz dersek? Tüm sebep şudur arkadaşlar. Benim Asya'nın şu kuzey kısmında kimin var? Himalaya dağlarım var değil mi? Burası çok yüksek dağlık bir alan mı? Kesinlikle yüksek ve dağlık bir alan. Şimdi Yaz mı vardı. Yaz mı sonu ne yapıyor? Yaz mı sonu Hint okyanusundan Hint yarımadasına geliyor. E ister istemez oradaki Himalaya dağlarına çarpacak ve yamaç boyunca yükselip yağış bırakacaktır. İşte biz bu şekilde oluşan yağışlara yamaç yağışları diyoruz. Bu iklimin en önemli görüldüğü alan neresidir dersek güney, güneydoğu ve doğu Asya. Avustralya'nın kuzey kısmı şu alanda da Madagaskar'da bu iklimi görebilmekteyiz sevgili dostlarım. Bu iklimin toprak tipi kahverengi orman topraklarıdır. Bitki örtüsü ise muson ormanları olarak geçer. Ama bunu verdiğinde zaten iklimin adı muson olduğu için cevap direkt oraya gidecek. Burada da şöyle diyecek. Kışın yaprak döken geniş yapraklı ormanlar diyecek. Bak yaprak döktüğü döneme dikkat et. Kış dönemi neden kışın yaprak döküyor? Çünkü kış döneminde ne var bu iklim bölgesinde? kuraklık var. Yani kurak bir dönemi var diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Şunu unutmayalım. Bitki çeşitliliği anlamında ekvatoral yağmur ormanlarıyla kıyaslandığında orası kadar zengin bir çeşitliliğe sahip değil. Burada Önemli bilmeniz gereken bir ağaç var. Bu ağaç tik ağacı olarak geçer. Muson iklim bölgesindeki o bitkiyi karakterize eden en önemli ağaçtır. Ama şunu unutma. Bu coğrafya dünyada yağış anlamında en ekstrem coğrafyadır. Yani yağışın en fazla düştüğü iki bölge bu iklim bölgesinde yer almakta. Misinram ve Cherapunchi bölgeleri Hindistan'da yer alıyor. Yıllık ortalama 12 bin milimetreye yakın yağış düşüyor. Bunu şöyle söyleyebiliriz. Ankara'ya ortalama yaklaşık 400 milimetrelik bir yağışın düştüğünü söylersek, 400 çarpı 30 dediğimizde 12.000 milimetrelik bir yağış olduğunu ifade edebiliriz sevgili dostlarım. Bunu da böylelikle söylemiş olalım. Akdeniz iklimi. Aslında biz bu iklim tipini biliyoruz sevgili arkadaşlar. Ortaokuldan itibaren biliyoruz. Ne olarak bize öğrettiler? Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı iklim olarak öğrettiler. Neden böyle dedik? Çünkü bu dönemde kırmızıya dikkat ederseniz Sıcaklık ortalaması Aralık, Ocak, Şubat aylarında 7-10 derece arasında. O zaman kış dönemi biraz ılık mı? Ilık. Ve aynı zamanda yeşil kutucuklar Aralık, Ocak, Şubat aylarında yükseldiği için kışı yağışlı. Yaz dönemine geliyorum sıcaklığım 25 derece civarına çıkmış. O zaman yazları da sıcak. Ve aynı zamanda yaza baktığımız zaman yağış da yok. O zaman yaz ayları da sıcak ve kurak geçecektir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Buranın sıcaklık ortalaması 15 derecenin üzerinde 20 derecenin altında yani 15 ile 20 derece arasındadır. Ve buradaki yıllık sıcaklık farkımız 18 derece civarında, 18-20 derece civarındadır. Yıllık yağış miktarımız 600 milimetrenin üzerinde 1000 milimetrenin altındadır. Hemen sol tarafa bakıyorum. Her mevsim birbirine yakın yağış var mı? Yok. O zaman buranın yağış rejimi ne olacaktır? düzensiz olacaktır diyebiliriz. Ne zaman yağış artmış? Aralık, Ocak, Şubat aylarında. Yani kış döneminde yağış artıyor. Kış döneminde yağışın artmasındaki en önemli sebep cephe yağışları. Yani frontal yağışlar. Kuzey ve güney sektörlü sıcak soğuk hava kütlelerinin karşılaşmasıyla birlikte Akdeniz ikliminde kış döneminde bol miktarda yağışın düşeceğini söyleyebiliriz. Peki bu iklim dünyada nerede görülüyor dersek? 30-40 derece enlemleri arasında yer alan karaların deniz kenarlarında görülüyor. Bakın Akdeniz çevresi. Güney Afrika Cumhuriyeti'nde kap bölgesi. Avustralya'nın güney güneybatı uç kısımları. Şili'nin ortası. Şöyle Şili yazayım şuraya. Şuraya da şöyle Avustralya diye yazayım ve ABD dediğimiz alanda da Kaliforniya bölgesinde bu iklim ne yapmakta? Görülmekte sevgili arkadaşlar. Peki bu iklimin bitki örsü nedir dersek? Kızılçam ormanları. Eğer ki biz bunları tahrip edersek makiler, makileri de tahrip edersek garikler ortaya çıkıyor. O zaman hemen şu aralara da şöyle tahrip diye yazıyorum ve bunlara bağlı olarak da bunların oluştuğunu söyleyebiliriz. Makilerde bilmen gereken zeytin olabilir, zakkum olabilir, keçi boynuzu olabilir ya da buradaki gördüğün türler. Garik'te ise lavanta, kekik, fundayı bilmek zorundasın bunu unutmayalım. Bu bitki topluluğunu söylerken şu ifadeyi kullanır. Bak dikkat et buna da. Yıl boyu yeşil kalan bak dikkat et. Bodur, ağaçlar ve çalı toplulukları diyecek. Yıl boyu yeşil kalan bodur ağaç ve çalı toplulukları varsa Akdeniz iklim bölgesidir. Bunu unutmayalım. Toprak tipimiz nedir dersek kırmızı renkli Akdeniz toprağı dediğimiz Terra Rossa topraklarıdır diyebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Geldik şimdi bir diğer iklim tipimiz olan okyanusal iklime. Okyanusal iklim hangi iklime benziyor? Hangi açıdan diye soracak olursak ekvatoral iklime benziyor. Hangi açıdan ekvatoral iklime benziyor dediğimizde de yağış rejimi açısından. Bu iki iklim tipinde de yağış rejimi nedir? düzenlidir bunu unutmayalım bu birincisi. İkincisi buranın sıcaklık ortalaması nedir dediğimizde 15 derece civarında yıllık sıcaklık farkı ise 10 derece civarındadır. Neden sıcaklık farkımız az oldu dersek nem fazlalaştı. Nem fazla olduğu için bu iklim bölgesinde sıcaklık farkımızda ne oldu? azaldı diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Çölle burayı düşünebilirsiniz tamam mı? Ortalama yağış miktarı 1500 milimetre civarındadır. Sonbahar döneminde yağış miktarı artıyor. Burada hem ben cephe yağışlarını görüyorum hem de orografik yani yamaç yağışlarını görebilmekteyim sevgili arkadaşlar. Peki bu iklim dünyada nerede görülüyor dersek? 30-60 derece enlemleri arasında yer alan karaların Özellikle kuzey yarım kürede batı kıyılarında görülmekte ve okyanus kıyıları diyeceğiz bunu unutmayalım. Nasıl? Bakın bu iklimin en önemli dağılış alanına sahip coğrafyası Batı Avrupa'dır. Onun dışında Güneydoğu ve Kuzeybatı Amerika var. Arjantin'in bulunduğu alan var. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin doğu kısmı, Avustralya'nın doğusu ve Yeni Zelanda dediğimiz alan yer almakta. Ama burada şuna dikkat etmemiz lazım. Biz bir yerde okyanusal iklimi görüyorsak o zaman da neyi bilmemiz lazım? Sıcak su akıntılarını bilmemiz gerekiyor. Nasıl dersek bakın dikkat edin. Meksika Körfezi'nden kaynağını alıp Batı Avrupa'ya giden Gulf Stream sıcak su akıntısı var. Bak başlangıç kısmı okyanusal iklim, bitiş kısmı okyanusal iklim. Alaska sıcak su akıntısı var, okyanusal iklim. Brezilya sıcak su akıntısı var. Okyanusal iklim. Madagaskar, Mozambik sıcak su akıntısı var. Okyanusal iklim. Doğu Avustralya sıcak su akıntısı var. Okyanusal iklimdir. O zaman ben sıcak su akıntıları dediğimde okyanusal iklimi bileceğim. Peki buranın bitki örtüsü nedir dersek? Bakın dikkat edin. Kışın yaprak döken karma yapraklı ormanlar. Yani burada o zaman hem şöyle geniş yapraklı ormanları görebilmekteyim ve aynı zamanda böyle neleri görüyorum? İğne yapraklı ağaçları da görebilmekteyim. Eğer ki bunların ikisi bir arada bulunuyorsa ben bu ormanlara da karma yapraklı ormanlar diyeceğim. Bunu da unutmamış olalım sevgili dostlarım. Geldik ılıman karasal iklim. Özellikle bizim iç Anadolu bölgesinde gördüğümüz iklim. Bu iklimin diğer ismi nedir dersek sitep iklimi olarak karşımıza çıkacaktır. Peki burada yıllık sıcaklık ortalaması ne kadardır dersek 15 derece civarında sıcaklık farkımız ise 15 derece ile 30 derece arasında değişiklik göstermektedir. Ortalama yağış miktarımız 250 milimetrenin üzerinde 500 milimetrenin altındadır. Yani 250 milimetre ile 500 milimetre arasında. Hemen sol tarafa bakıyorum. Haziran, Temmuz, Ağustos ayları yağış yok denecek kadar az. Şubat, Mart, Nisan ayları yağış artmış. O zaman buranın yağış rejimi düzensizdir diyebiliriz sevgili arkadaşlar ve İlkbahar, Mart, Nisan, Mayıs aylarında yağış artıyor. Neden? Çünkü burada ısınan hava kütlesinin yükselmesiyle birlikte meydana gelen yağışlar var. Biz bu yağışlara konveksiyonel yağış ya da diğer ismiyle yükselim yağışları diyeceğiz. Bunu da unutmamış olalım. Peki bu iklim nerede görülüyor derseniz bu iklim dünyada birçok yerde görülüyor. Orta Asya'da görülmekte, Kuzey Amerika'da görülmekte, Orta Doğu ülkelerinde, Avustralya'da, Afrika'da, Güney Amerika'daki çöl bölgelerinin etrafında görülmekte. Aslında unutmayalım önemlidir bu iklim bir geçiş iklimi özelliği gösterir. Bakın dikkat edin ekvatoral iklim var, savan iklimi var, çöl iklimi var arada geçtim. Aynı zamanda Avustralya'ya geldiğimde mesela bu alanda Akdeniz iklimi var, bu alanda çöl iklimi var şu ara kısımda neyi göreceğim? Ben step iklimini göreceğim. O yüzden step iklimi genel itibariyle bir geçiş iklimidir ve özellikle de orta kuşakta deniz etkisinden uzaktaki karaların iç kısımlarında görülür. Peki buranın bitki örtüsü nedir dersek buranın bitki örtüsü otlar. Nasıl otlar? Yağışlı dönemde yeşeren, kurak dönemde sararan Ot toplulukları, sitepler veya bozkırlar, geven, çoban yastığı, çakır dikeni, yavşan otu, kılıç otu gibi türler buranın bitki topluluğudur. Bunu yani yağışlı dönemde yeşerip kurak dönemde sararan ot topluluğundan ziyade bunu böyle vermezse şöyle verecektir. İlkbaharda yeşeren, yazın sararan ot toplulukları da diyecektir. Bunu da unutmamış olalım. Geldik sert karasal iklim. Bu biraz daha yüksek enlemlerde görülen bir iklimdir. Neden dersek artık enlem anlamında kutba doğru yaklaştık. Sıcaklığımız da düşecektir ve burada sıcaklık ortalamamız 0-10 derece civarında olup benim buradaki yıllık sıcaklık farkım 20-40 derece civarında. Yani yıllık sıcaklık farkının en fazla olduğu iklim tipi hangisidir derseniz Sert karasal iklimdir diyebiliriz. Buradaki yağış miktarı 500 milimetre ile 600 milimetre civarında. Bak şunu unutma. Eğer ki yağış miktarı 400 milimetrenin altında ise sitep iklimi ılıman karasal iklim. Yağış miktarı 400 milimetrenin üzerinde ise sert karasal iklimdir. Sitep ikliminde ilkbahar dönemi bol miktarda yağış alır. Sert karasal iklimde ise yaz dönemi bol miktarda yağış alır. Yaz aylarında buradaki yağışın oluşum biçimi gene ısınan hava kütlesinin şöyle yükselmesiyle birlikte meydana gelen konveksiyonel yağışlardır. Bunu da unutmamış olalım sevgili dostlar. Bakın sıcaklık artıyor. Sıcaklığın artmasıyla birlikte burada yağışta ne yaptı? Arttı konveksiyonel yağıştır. Peki bu iklim dünyada nerede görülecektir? Hem yüksek enlemlerde görülecek hem de dağların yüksek kesimlerinde görülecek. Bakın Sibirya, İskandinav Yarımadası, Kanada ve Alaska. Bu alanlar genel itibariyle enlem anlamında yüksek enlemlerdir. Ama onun dışında bakın şurada Ant Dağları, şurada Kafkaslar, şurada Himalaya Dağları. O zaman bu dağların yüksek kesimlerinde de ben ne yapabileceğim? Bu iklimi göreceğim. Ama burada şunu unutmayalım. Eğer ki ben yüksek enlemlerde bu iklimi görüyorsam bu alanlardaki bitki, örtüm, iğne, yapraklı ormanlar, bu ormanlar Tayga Boreal yani kuzey ormanları olarak geçer. Ama ben bunları dağların yüksek kesimlerinde görüyorsam yani bu alanlarda uzun boylu ot topluluğu dediğimiz çayır örtüsü yer alacaktır. Bu çayır örtüsü yaz yağışlarıyla birlikte yeşil kalacak diyebiliriz. Şurada bak iki tane bölge vermişim. Birinci bölgeye dikkat edin tam şu kısım. Bak birinci bölge tam burası. İkinci bölgeye dikkat edin neresi batı Avrupa arkadaşlar. Peki ben burada ne demişim? Öncüle bir soruya bakalım. Diyor ki bana yaklaşık aynı enlem üzerinde yer almalarına rağmen bir numaralı bölgede sert karasal iklim iki numaralı bölgede ise ılıman okyanusal iklim görülüyor. Bunun temel sebebi nedir diyor. Bakın şimdi arkadaşlar yaklaşık bu iki iklim tipi de aynı enlemde ise ve okyanus kıyısını düşündüğümüzde ikisinde de sıcaklığın yağışın genel itibariyle aynı olmasını bekleriz. Ama bir numaralı alanda labrador dediğimiz soğuk su akıntısı bu alanda iklimin soğumasına iki numaralı alanda ise Gulf stream dediğimiz sıcak su akıntısı bu alanda iklimin sıcaklaşmasına ılımanlaşmasına yağışının da artmasına neden olmuştur diyebiliriz bunu da unutmayalım geldik bir diğer iklim tipimiz olan tundura iklimi artık bakın dikkat edin şurayı kırmızıyla ben de göstereyim bak burada farkındalığa dikkat edin Sevgili arkadaşlar, şu aydan itibaren bakın dikkat edin. Eylül ayından itibaren sıcaklığımız 0 derecenin altında. Ve şuraya geldiğimiz zaman ise Haziran ayına kadar da gene sıcaklığımız sıfır derecenin altında. Sadece dikkat edin. Haziran, Temmuz, Ağustos ayları. Yani şuradaki şu Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül. 4 aylık süreçte sıcaklığımız nedir? Sıfır derecenin üzerinde. Burada bile sıcaklığımız 10 dereceye gelmiyor. Yıllık sıcaklık ortalaması 0 derecenin altındadır. Bunu unutmayalım. Yıllık sıcaklık farkı fazla bir iklimdir. Yıllık yağış miktarı 300 milimetrenin altında hemen hemen 250 milimetreye şöyle şunu sileyim civarındadır diyebiliriz. Ne zaman yağış artıyor? Yaz döneminde yağış artmış. Bakınsana yeşil kutucuklara. Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında artmış. O yüzden bu iklim bölgesinde yağışımız nedir derseniz konveksiyonel yani ısınan hava kütlesinin yükselmesiyle birlikte meydana gelen yağışlardır. Peki bu iklim tipi nerede görülüyor? 60 derece enlemi ile 70 derece enlemleri arasında görülüyor. Bakın dikkat edin Sibirya'nın kuzey kısımları o Kuzey Avrupa dediğimiz İskandinav Yarımadası'nın daha kuzey kısımları. Şurada Grönland'ın güney kısımları Grönland burada bu arada. Kanada'nın kuzey kısımları ve aynı zamanda Alaska'nın kuzey kısımlarında ben bu iklimi görebilmekteyim. İklimin bitki örtüsü nedir dersek. Yaz döneminde sıcaklığımız sıfır derecenin üzerine çıkıyordu ya. Buna bağlı olarak bu dönemde yeşeren kısa boylu ot ve yosunlardır diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Geldik son iklim tipimiz kutup iklimi. Yıl boyunca sıcaklık ortalamamız sıfır derecenin altında. Yıllık sıcaklık farkı fazla. Ortalama yağış miktarı bakın dikkat edin bu önemlidir. 200 milimetrenin altındadır. Burada doğal bitki örtüsü yok. Niye? Yüzey tamamıyla o buzulla kaplıdır. Nerede görülecek dersek şurada Antarktika'da Grönland'da görülecek hemen düzeltelim şu alanda Grönland'da bir de şu aşağı kısımda nerede görülecektir? Antarktika dediğimiz alanda görülecektir diyebiliriz. Bak burada da şunu unutma. Biz yağış anlamında bir yere çöl diyebilmemiz için yıllık yağış miktarının 250 milimetrenin altında olması lazım. Bu şartı sağlayan önemli iki bölge var. Bir sıcak anlamındaki sıcak çöller. Sahra çölü gibi hemen şuraya şöyle Sahra çölü gibi diyeyim. Arabistan çölleri, Tar çölü gibi Orta Asya'daki çöller, Avustralya'nın iç batı kısmı, Namib çölü, Kalahari çölü, Atakama Çölü Amerika'nın iç kısmındaki çöller. Bu alanlar sıcak çöl olarak nitelendirilmekte. Ama yağış anlamında 250 milimetrenin altında olan bir de neresi var? kutup bölgeleri var. Burada soğuk çöl olarak geçmekte. Mesela Grönland ya da Antarktika'yı düşünebiliriz sevgili dostlarım. Bunu da unutmamış olalım. Geldik sizinle bugünkü dersimizin sonuna. Bugün sizlerle birlikte iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışından bahsettik. Bu dersimiz bittikten sonra hemen sen bir tane defter yaprağı alıyorsun. İklimin adı diyorsun. E atıyorum mesela ekvatoral iklim. Tamam mı? Ondan sonra buraya geliyorsun ki yağış miktarı 2000 milimetre üzeri diyorsun. Onun dışında sıcaklık ortalaması 25 derece üzeri diyorsun. Sıcaklık farkı diyorsun. 1-2 derece diyorsun. Yağışın oluşum biçimi konveksiyonel diyorsun. Ya da burada ne diyeceksin? Yağış rejimi diyorsun. Düzenli. Devamında bitki örtüsü diyorsun. Yıl boyu yeşil kalan ormanlar diyorsun. Nerede görülüyor diyorsun? 0 10 derece enlemleri. Amazon, Kongo havzası falan filan. Senin şu anda ders bittikten sonra yapman gereken şöyle büyükçe bir ne alıyorsun? Resim kağıdı alıyorsun. Böyle bir tablo oluşturuyorsun ve tüm iklimleri bu tablo içerisinde eşliyorsun. Özellikle şunu da unutma en fazla yağışın düştüğü dönem. Hemen burayı için Mart ve Eylül ayları diye yazıyorsun tamam mı? Bak bunları yaparsan iklimle ilgili sıkıntılarını da halletmiş olursun diyelim. Karşınızda günün ödüllü sorusu. Cevapları yorumlar kısmına mutlaka bekliyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.